Vergi vermemek için vakıflara yardım yapıyorlarmış. Vakıflarda da mesela üniversite vakfı kendilerine ve kendi görüşlerine göre adam yetiştiriyorlar mı bilmiyorum. Zekatta böyle bir şey olursa ne olur diyor hocam. Şimdi vergi vermemek için vakıflara yardım denirken bildiğim kadarıyla bu mutlak herhangi bir vakıf değil. Evet. Bu vakıf kamu Kamu yararına bir yararına belge olması alması lazım. Evet. gereken bir vakıf ve devlet de zaten diyor ki ben de topladığım vergileri kamuda kullanacağım. Bu vakıf da bu işlemi yapıyorsa, ona göre tüzüğü de uygun ise ona vereceğiniz yardımı tescillendirip resmileştirecek olursanız ben vergi olarak bunu kabul ederim diyor. Eğer bu kardeşimiz bunu soruyorsa o vakfın yani vermiş olduğu vakıfta devlet ondan vergi almamasında bir mahsur yoktur. Gerçi bunu siz daha iyi bilirsiniz. İsmail Ağa Vakfı'nda Evet. bulunmanız, kamu yararına bir vakfın oluşabilmesi için neler gerekiyor? Bildiğim kadarıyla herhalde İsmail Ağa Vakfı da kamu yararına Evet, olan bir kamu vakıf. yararı belgesi var hocam. Yani bir hayırseverin buraya yapacağı yardımı devlet vergi olarak kabul edebiliyor. Evet. İsterseniz bunu siz alanınız olması hasebiyle siz beyan edin. Sadece bir fakih olarak peki bu şekilde zekatı da düşünebilir miyiz? Bu konuya cevap veririz. Ama bu bir vakfın kamu yararına olmak ne demektir? Bunu isterseniz siz buyurun anlatın. Tabi hocam devletin belirlemiş olduğu bazı şartlar var. Yapmış olduğu hizmetlere bakıyor. Gerçekten ameye bir menfaati var mı? Veya daha önce hiçbir sıkıntılı bir muamelesi olmuş mu? Veya kitle ne kadar bir insana ulaşabiliyor diye. Adı da üstünde zaten kamuya bir yararı var mı? Buna bakıyor. Buna müsaade ettiği bölümler var. Tabi bunun içinde üniversiteler de var. Sadece bunu İslami olarak da düşünmemeliyiz. Bazı dernekler gereken şartları uyguladığı takdirde onlar da alabiliyor. Bunun ama ölçüsü ne olmalı hocam? Yani bu kardeşimiz bunu işte çünkü zekata da sayabilir miyim gibi meselesi Onu olduğu için. cevap vereceğiz. Evet. Ancak şu var ki yani devletin vergi olarak kabul ettiği ona verilen her bir hayır mı vergi kabul ediyorsa onların kendi arasındaki tüzük itibarıyladır. Evet. Yani o kurumun İslami hayır kurumu olup veyahut da işte ne bileyim İslami olmayan ama kamu yararına olan bir Evet. kurum olması arasında fark yok. Burada artık kişiye yardım ederken kendi değerlerine, kendi kriterlerine göre bu yardımı yapar. Evet. Gelelim meselenin zekat boyutuna baktığımız zaman zekat vergi değildir. Vergi ile zekatı birbirinden ayırmamız gerekir. Hattızatında İslam devleti kitaplarımızda geçer. Envali zahire ve envali batini olmak suretiyle insanların iki tür malları vardır. Zahiri olan mallar, batini mallar. Batini malların zekatını insanlar kendileri verir. Devlet bunun peşinde koşmaz. İslam devletinden, İslam otoritesinden bahsediyorum. Evet. Ama envali zahire dediğimiz zahiri mallar, işte arazisi var, öşür arazisi, çıkan mahsulün belli miktarını zekat olarak vermesi veya yaylım hayvanları var, çıkan miktarının belli miktarını vermesi. Bu gibi malları devlet toplar. Evet. Aynı zamanda devlet vergi de toplar vatandaşından. İşte haraç arazisinden vergi toplar. Denir ki kitaplarımızda devlet toplamış olduğu vergiyle öşrü birbirine karıştırmaz. Verginin kullanım alanı farklıdır. Devletin istediği, uygun gördüğü yerlerde kullanacaktır. Gerek savaş giderleri olabilir, gerek işte vatandaşına yol, su hizmetleri olabilir. Ama zekat ise Kur'an-ı Kerim'in beyan etmiş olduğu sınıflara verilecektir. Bu sınıflara devlet eliyle ulaştırılacaktır. Aradaki fark budur. Evet. Yoksa zekatı devletin alması demek bunu diğer vergiler gibi değerlendirmek anlamına gelmeyecek. Evet. Hatta bundan dolayı devletin zekat parasıyla diğer vergileri karıştırılmamasının gerekliliği ve nereye harcamasının gerekliliği kitaplarımızda uzunca anlatılmıştır. O zaman vergi ile zekatı birbirine karıştırmayacağız. Günümüzde zaten devletin zekat toplama gibi bir durumu yok. Yok. Evet. Müslümanlar bu noktada muhayyerdir. Gerek zahiri mal olsun, gerek batini mal olsun her bir Müslüman bu ibadeti kendisi yerine getiriyor. Böyle bir otorite yoktur günümüzde. Evet. Peki ben zekatımı işte vergi vereyim bunu zekatıma sayayım şeklinde olursa bu doğru değildir. Çünkü zekatta kafamıza göre kişilere zekat veremeyiz. Kur'an'ın ifade ettiği masarifu zekat yani zekatın verilecek kişiler vardır. Bunlara verilmesi gerekir. Hattızatında devlet otoritesi bile kafasına göre veremez zekatı. Bu Evet. kişilere vermelidir. Buna dikkat edilecek. İkinci bir mesele de temlik olayı. Yani kişiye mülk olarak verilme.
Zaten devletin, günümüz devletinin böyle bir iddiası yok. Yani zekatlarınızı bize verin, biz sizin adınıza bunu gerekli dağıtalım, yerlere dağıtalım diye böyle bir ne iddiası var, ne çalışması var, ne bir kurumu var. Evet. Vergilendirme sistemi var. Vergi normal devletin resmi tüzük doğrultusunda topladığı vergidir. O yüzden ben işte bir hayır kurumuna zekatımı vereyim. Bu zekatımı verirken de bunu devlet vergisinden düşsün. Düşüyorsa düşer. O devletin bileceği iştir. Ama senin vereceğin bu zekatın zekat olabilmesi için zekat şartlarına dikkat edilmesi gerekir. Bu da nedir? İşte o kurumun nasıl bir kurum olacağı. Bir de kuruma zekat olmaz. Şahsı olmalıdır. Kuruma verilen zekat aslında bir nevi vekalettir. Yani evet, siz bir kurumdasınız. Ben size vekalet veriyorum. Belli bir meblağ diyorum ki bu benim zekatımdır. İşte sizin talebeleriniz var. İşte baktığınız muhtaç olan evler var veyahut da işte dışarıdan gelen muhacirler var. Bu noktada harcamaları siz daha iyi biliyorsunuz. Benim namıma bunu şahıslara verirsiniz. Evet. Şeklinde bir vekalettir. Yani ve siz bu vekaletiyle evet, bunu yapacaksınız. Yoksa ben size zekatımı verdim ve ben zekatımı vermiş değilim. Evet. Ha size vermişim, ha sokaktaki birine vekil olarak ona vermişim. Sizin onu ulaştırdığınız kişiye eline ulaşmasıyla ben zekatımı vermiş olacağım. Evet. Meseleyi böyle düşünmemiz gerekir. O yüzden hayır kurumlarına zekat verilmez derken zekatı vermiş olmazsınız. Evet. Hayır kurumuna vermekle. Ama hayır kurumuna vekalet vererek ve o hayır kurumundaki o konumda olan kişiler de bunun şuurundaysa evet, ve zekatın nerelere verileceğini de biliyorlarsa sizden aldığınız vekalet doğrultusunda hareket ederler. Siz ona güveniyorsanız verirsiniz. Güvenmiyorsanız vermezsiniz. Bu kişinin bileceği bir iştir. Evet hocam. Sağ olun.